Daha sonra tüm askerlerle iddiaya girdi. Ben bu çocuğu burada ağlatırım. Var mı? Var mı ağlatamam diyen? Daha sonra Taner'i yarım saat 30 dakika çök vaziyetinde bekletti. Ortada hiçbir şey olmadığı halde bu tür cezalara ve işkencelerde bulundu. Otuda çök vaziyetinde durdu orada. MOBESE kameralarında görebilirsiniz. Tabii ki silerek ortadan yok edilmediyse. Daha sonra ertesi sabah Taner çarşı geldi işte. Ya çok okunacak şeyler var da. Bir gönüller olsun. İstiyorlar olsun bir şeyler. Lütfen bize yardımcı olunuz. Ben de hayatımdan endişe ediyorum. Bu verdiği ifadede. Verdiğim yazılı açıklamada hiçbir baskı ve zorlama altına kalmadan tek başıma kendi kalemimden yazmışımdır. Taner Teş intihar etmedi, olaya intihar süsü verildi. Şayet bana bir şey olursa gemide büyük bir kaçakçılığın olduğunu bilmenizi isterim. Taner de bu bilgileri, bu kaçakçılığı ortaya çıkardığından dolayı öldürülerek susturuldu. Not. Taner'in ailesinin tek güvendiği kişi ben idim. Bundan binbaşının haberi vardı ve daha sonra bana verdiği emir Taner'in ailesini arayarak olayı tamamen kendisinin yaptığını, olayı araştırmamanın gerektiğini söylememi ısrarla emrediyordu. Taner'in babası olan Metin Deş gemiye geldiğinde biz orada sohbet ederken 3-5 dakika arayla odamız kapısını açıp bitmedi mi pardon gibisine konuşarak ben ve arkadaşlarımı rencide edip gözdağı veriyordu. Evet. Asker arkadaşın terhisinden sonra dilekçemi aldım ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sundum. Dilekçemizi de kabul etti. O gerekli yerlere göndereceğini söyledi. Yalnız işte arkadaşının gizli tanık olarak ifade vermek istediğini söyledim. Kendisi de dedi ki ona onlar karar verir dedi. Gizli de olabilir dedi, açık tanık da olabilir dedi. Ben de arkadaşıyla tekrar görüştüm. Gerekirse de açık tanık olarak dedi ifademi veririm dedi. Peki otopsi falan için bir müracaatta bulundunuz mu? Tabii. Otopsi sonuçlarını daha hiç görmedik. Sadece kararlar geliyor. Gölcük'ten karar. Karar. Ben otopsi sonucu benim bildiğim kadarıyla doktor imzalı. İzmir Adli Tıp herhangi nerede olduysa oradan gelmesi gerekirdi. Bana hep Gölcük'ten geliyor. Ben İzmir'den hiçbir belge almadım oğlumun otopsi sonuçlarının ne olduğu hakkında. Sonuç kes. Artık bu metin elimde olduğu sürece otopsinin dahi ne sonuçta gelirse gelsin ben inanmayacağım. Ama yetkililerimiz devreye girer, olayı tekrar baştan alırlar, tekrar asker arkadaşlarını dinlerler. Yani bütün asker arkadaşların bütün tertiplerini dinlesinler. Ondan sonra mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Milli Savunma Bakanımızdan, Genelkurmay Başkanımızdan ben yardım bekliyorum. Yardım bekliyorum bu konuyu çözsünler. Bizi aydınlatsınlar. Anneler ağlamasın. Görüşme yaptınız. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet. Ben Hakkari'de... Ben onun intihar edebileceğine hiç inanmıyorum. İnanmadım da inanmayacağım da. Otopsi sonuçları ne gelirse gelsin ben düzenleme olduğuna inanıyorum. Baştan beri hep söylediğim o yani. Onlar götürdü, onlar yaptırdı. Bize havada uçakla gelecek dediler, döndürdüler, karayla geliyor. Karayla bizimkiler gidecek oldu, siz yetişemezsiniz, yarı yolda aldılar gittiler. Kendileri yaptı, kendileri getirdi. Ne yaptıysa onları artık vicdanlarına. Onu bilemeyeceğim ama büyüklerimizden yardım istiyorum. Benim çocuğum oldu, başka neler yanmasın. Önce kardeşinizle son bir görüşme yaptınız. Evet, size neler söyledi? Biz sürekli kendisiyle irtibat halindeydik askeri hattan, taksi hattından.
Yani bu olaydan önce de birkaç kere görüşmüştüm. Her şeyin çok güzel gittiğini, tatil yaptığını veya artı şeylere katılmıştı. Bu işte uzman çavuş olmak için sınavları falan kazandı. Sonra her şeyin çok güzel gittiğini anlatıyordu bana. Sonra bir gün en son telefonda yanılmıyorsam 26 Şubat tarihi falandı. Yine telefonu geldi. Görüşmeye başladık. 85 günü kaldığını söyledi. Kendisine orada işkence yaptığını, yani uzman çavuşlarla, subaylarla, gerek rütbeli komutanlarıyla sürtüşme içerisinde bulunduğunu söyledi. Elinden olan yaralanmadan dolayı yapmaması gereken işleri yaptırmaya çalıştıklarını, bu da emre itaatsizlik yaptığını ve buna askeri disko cezası verdiğini söylediler. Benim ona söylediğim ise, yani gidersin bir 15 gün, 20 gün neyse, kaç günse bu cezan yatar gelirsin. Kafanı dinlersin, boş ver, bu kadar uzatma, kafana da takma gibisinden şeyler oldu. Daha sonra yani bu kadar basit bir şey olduğunu söylemedi bana, yani bir disko cezasında kalmayacak bu olay. Sürekli üstüme geliyorlar. Bu üstüme gelmesinin sebebi ise çok büyük bir açıklarını biliyorum dedi. Ben sordum o zaman ona kendisine. Dedim bu yani olay ne dedim. Bana dedi yani askeriyattan görüştüğümüz için askeriyattan anlatamam ben sana dedi. Şu an belki muhabere tarafından dinleniyoruz dedi. Ben dedim boş ver işte kardeşim oğlum ya salla gitsin. Şurada 80 günün kalmış sağ selamet ikimiz bitirir evimize dönerim. Yani sen de askerdin sonuçta. Yani olabilir tokat, zopa, her şey olabilir dedim. Yok dedi ben bu olayın peşini bırakmayacağım dedi ve görüşmemiz böyle sona erdi. Siz... Ben Genelkurmay Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan artık tüm Türkiye halkımdan, devletimizden bu olayın açıklanmasını, yani basit bir intihar olayı olmadığını, ikiz kardeşimin olayın ortaya çıkartılmasını, bu köy içinde küçük bir kasabada olduğumuz rencidenin yani anlatılmaz yani üzerimizdeki baskının açığa çıkartılmasını, yani bu olayın aydınlanmasını istiyorum.